Şimdi Murat abi rica ediyorum buraya gelsin mikrofonla. Bizim bugünkü vaaz konusu Sakay. Ben her zaman Sekay söylemek istiyorum ama içinde Sakay yazıyor. Luka 19, istersen sen de bunu göster. Luka 19, birden 10'a kadar. Biraz bekle, orada da insanlar takip edebilsin. İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp "Zakay çabuk aşağı in" dedi. "Bugün senin evinde kalmam gerekiyor." Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. "Gidip günahkar birine konuk oldu" dediler. Zakay ayağa kalkıp "Rabbe şöyle" dedi. "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa dört katını geri vereceğim." İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi." Evet kardeşler. Şimdi çağırıyorum. Gerek yok. Evet. Bu hikaye biliyorsunuz ve bu hikayenin ana fikri Tanrı kayıp olanları yani günahkarları kurtarmak istiyor. O bir kent geliyor ve en pis adam buluyor ve onunla zaman geçiyor ve o iman ediyor. Ve bunu bugün de yapmak istiyorum. Aramızda bugün iman etmek isteyen varsa o da bugün kurtulabilir. İsa bunu o zaman da yaptı. Kayıp olanları aramayı bugün de aynısı yapıyor. Hamdolsun. İşte bugün. Bazen zaman önemli. İsa Sakay'a dedi, çabuk aşağı in. Yani bir acele var. Bu ne istediği zaman demedi. Çabuk aşağı in. Bugün senin evinde olmam lazım. Bugün, yarın değil. Çünkü yarın İsa başka bir yerde olacak. Yani bir fırsat var ve bu fırsat değerlemesi gerekiyor, değerlendirilmesi gerekiyor. Her zaman böyle bir fırsat olmayabilir. Ama başka yan konuları da var. Mesela herkes kendisi bir konuda küçük zannediyor. Sakay hakkında biz ne biliyoruz? Zengin, vergi görevlisi, vatan haini, küçük. Evet, İsa'yı görmek istedi. Küçük boylu. Küçük boylu. Ağaçları seven bir adam.
Bir şey duydum. Ağaçları söylemedim. Bunu hepsini söyledik. Günahlar. Ama bir şey söylemediniz. Yürüyüş değildi. Ne söyledin? Zengin. Zengin idi. Kim söyledi? Tamam, okey. Ama sanki yüreğine sevgi, Tanrı sevgisi düşmüş gibi. Öyle hissediyor. İsa'yı görmek istedi. Evet, onu hissediyor evet. Çünkü. Tamam. Tanrı sevgisi düşmüş. Evet, ama bir tanesi küçüktü. Şimdi, Murat abi önceden izin aldım. Onu bir küçük adam öne çağırmak istiyorum. Ve Mesut abi, Murat abi ve Aytaç, siz lütfen onun önünde kendinizi pozisyonda koyun. Para var. Murat abi, ağaç olsun. Ay. Şimdi, evet, siz şimdi orada sanki bir duvar gibi yapın. Siz yanaşın ve Murat abi, yani siz yanaşın. Siz kola. Evet. Şimdi İsa Mesih bir yere geldiği zaman, yani her zaman büyük bir kalabalık oldu. Yani bir ünlü Yalova geldiği zaman olarak bir kalabalık oluyor. Ve kim şanslı? Uzun boylu olanlar şanslı. Kim şanssız? Kısa olanlar. Şimdi Murat abi, arkadaki Murat abi, sen kendini bu konuda nasıl hissediyorsun? Küçük. Küçük. Güçsüz. Güçsüz. Mutsuz. Evet. Mutsuz. Haksızlık. Haksızlık, evet. Tamam. Tanrı adaletsiz davranmış. Evet, adaletsizlik. Teşekkürler, gidip oturabilirsiniz. Bazen biz de küçük boylu olmasak da sanki hayatta küçük kaldık ya da geri kaldık ya da başkalarının imkanı oldu, bizimki olmadı. Bir adaletsizlik, haksızlık uğradığımızı düşünüyoruz. Ve kendimizi bazen yetersiz de hissediyoruz. Doğru mu? Hayır. Az önce söyledin. Evet. Mutsuzum. Haksızlık. Neden onlar görebiliyor, ben neden görmüyorum? Ama düşüncelerim yanlış dedim yani. Evet, ama bakın. Biz her zaman İsa gibi düşünmüyoruz. Evet. Biz bazen insan gibi düşünüyoruz. Ve o zaman özellikle İsa tanımadan önce onun güzel teselli sözleri bilmeden yapayalnızlık, bu dezavantaj ile, değil mi? Evet. Ve bazen bu eksiklerimizi odaklıyoruz. Yani herkesin mutlaka da güzel tarafları var ama bazen işte bu tek şey, bizim olmadığımız şey her şeyden daha önemli oluyor hayatımızda. Bir arkadaşım var, ismi Kay. O bana anlattı, okula giderken çok zayıf bir çocuktu. Yani kısa boylu değildi ama yani sanki kas yok. Çok zayıf bir adam. Hı? Ali gibi değil. Ali de biz onda kas görmüyoruz ama bir türlü kas var. Evet. Ve hızlı enerji dolu. Ama o gerçekten zayıf. Böyle yaptığı zaman düşerdi. Bu yüzden biliyorsunuz çocukken spor yapmak, futbol oynamak çok önemli. Yani ve her zaman takım seçildiği zaman son kaldı. Kimse onu istemedi. Ve onun tabii ki bu ona bir yara bıraktı. Ben hep forvet oynadım. Sen kendini her ne alanda küçük hissediyorsun?
Şimdi kimse cevap vermesin, herkes sadece benim dediklerimi üzerinde kendi alanını tespit etsin. Herkes bunu bir şekilde tazmin etmeye çalışıyor. Bir başka alanda daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Yani bir alanda zayıfız. Bu yüzden başka bir alanda daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Yani tazmin etmeye çalışıyoruz. Ve bazen fazla bunu yapıyoruz. Sakay gibi. O küçüktü. İnanıyorum o da onun çocukluğunda bir sürü dezavantaj gördü. Ve belki kendisine dedi ki büyüyünce ben zengin olacağım. Ondan sonra güçlü olacağım. Bir daha kimse bana minicik sakay demeyecek. Ama yine sevinçler. O zaman herkes benimle dost olmaya çalışacak. Ha. Biz bazen böyle kararlar veriyoruz. İşte bu acı tekrar yaşamamak için bir başka bir alanda büyük olmaya çalışıyoruz. Ve bu alan sanki bizim hayatımızda bir put gibi önem kazanacak. Mesela benim arkadaşım Kay babasına dedi ki okulda kimse beni sevmiyor. Ondan sonra bir defa onun ayağı sakat oldu ve babası onu okula bıraktı. Uzaktan, üst kattan Kay'ın sınıf arkadaşlar el saldılar. Kay! O zaman baba Kay'a ama ben düşündüm kimse seni sevmiyor. Bak herkes seni seviyor. Gitmeyin. Bas. Gitmeyin. Evet. Bu yüzden ayaktayım. Çay öyle yemeği olacak. Tamam. Ve sonra Kay babasına hayır. Beni sevmiyorlar. Herkes benden defterim istiyor. Çünkü okulda çok iyi olmaya başladı. Herkesten daha zekiydi. Ve sonra bu pozisyon kullandı. Yani mesela dedi, ya Cem tabii ki ondan defter istedi. Senin kafan iyi çalışmıyor ama tamam sana veriyorum. O zaman spor konusunda aldığı açı geri verdi insanlara. Biz hangi konuda böyle davranıyoruz? Ve biz bu alan savunuyoruz. Dediğim gibi bu putlaştırıldı ve bu bizim kimliğimiz için çok önemli oluyor. Benim hayatımda bir şey anlatayım. Ben müzik yapmak istedim. Ama benim en büyük hayalim ünlü olmak. Ben istedim herkes beni bilsin, tanısın ve beni sevsin. Sen ve bana hayran kalsın. Ünlüsün zaten abi. Sen ya bak. Ama bu bir put idi. Ve İsa Mesih'e iman ettikten sonra benim bütün beste ettiğim eserleri yok ettim. Kötü olduktan dolayı değil. Ama benim içime fark ettim. Bu benim hayatımda bir put oldu ve bu yüzden yok ettim. Çünkü benim düşüncelerimi biliyordum. Kimse bilmiyor ama ben biliyorum. Başka bir şey bu hikayeden öğrenebiliriz. Günah bizi küçültüyor.
bazı insanlar, mesela ben de düşündüm, bu Sakay zaten ilk sırada olmak istemedi. O erken gelebilirdi. Erken, kimsenin gelmeden önce orada en güzel yer kendisi için bloke edebildi. İsa bu yoldan geçecek, ben onu kesinlikle göreceğim. Ama o önde olmak istemedi. Korkuyordu. Çünkü zaten biliyordu, bu halk beni nefret ediyor. Onların açı lafları, bakışlarını ne duymak ne görmek istemiyor. Bu yüzden arkada kaldı. Bazen insanlar kendilerini günahlı, yanlış bildiği için kilisede bile en arkada yer alıyor. Ben şimdi en arkada oturanlara bakıyorum ama diyorum ben hiçbir şey ima etmek istemiyorum. Bu şans, siz bugün en arkadasınız. Ama bazen gerçekten insanlar arkada olmak istiyorlar. Tıpkı Adem günah işledikten sonra saklamaya çalıştı. Tanrı onu görmeye geldiği zaman "Adem neredesin?" diye bağırmak zorunda kaldı. Çünkü o saklandı. Neden? Çünkü kendisi yani çıplak olduğunu ve yanlış olduğunu biliyordu. Ben de biliyorum, yanlış bir şey yaptığım zaman babamın eve dönmesini istemedim. Çünkü biliyordum, benim üzerinde yine büyük bir bahs gelecek, aşağılayıcı sözler duyacağım, acı sözler duyacağım. Onun eve dönmesini istemedim. Ve biz bazen böyle davranıyoruz. Ama biz Sakay'dan ne öğrenebiliriz? O hiç oraya gitmek zorunda değildi. Ama yine bir istek vardı. Ben İsa'yı göreyim. Sen kendini günahlı, eksik, yetersiz Tanrı'ya karşı ya da bir başka bir insana karşı hissediyorsan, sen evde saklama, sen arkada saklama, sen ağacını tırma, sen İsa'yı görmeye git ya da bu kişiyi görmeye git, bu problemini çöz. Bunu Sakay'dan öğrenebiliriz. Başka bir şey öğrenebiliriz bu hikayeden. Tanrı bizi görüyor. O da çok önemli. Çünkü biz bazen bundan emin değiliz. O kadar insan, o kadar drama dünyada beni mi görüyor? Benim ufak, önemsiz hayatımı görecek. Benimle ilgilenecek. O kadar önemli olaylar varken evet, seninle ilgilenmek istiyor, seni görüyor. İşte bunu bu hikayeden görüyoruz. Çünkü incir ağacı aşağıda birkaç tane var. Yani incir göremiyorsun. Yaprak, çok yaprak olduğundan dolayı. O kadar yaprağı var incir ağacının. Kocaman. Zaten Adem çıplaklığının ne ile kapatmaya çalıştı. İnci ağacının yaprağı. Çünkü biraz kalın olduğu için. İsa fiziksel gözleriyle Sakay göremezdi. İdare ediyor. Mümkün değil. Biri şimdi bu inci ağacına tırmansın. Biz kimin içinde olduğunu göremiyoruz. Ama İsa gördü. İsa ben iddia ediyorum. Eriha kendine gelmeden önce babasından duydu. Bak bu yolda ağacına bak.
içinde biri var onunla ilgili. İsa bilgi sözü almış. Yani bilemediği bir şey doğal açısından babası, yani Tanrı ona söyledi. Orada biri var. İsa bunu önceden biliyordu. İsa daha önce Sakay'ı görmedi. Onunla konuşmadı. Tanrı ona bile ismini de söyledi. Sakay. Direkt ona Sakay, çabuk aşağı in dedi. İşte bunu Tanrı ona söyledi. Önceden. Tıpkı Sakay, bir günahkarlı bir insan, Rab onu nasıl görebilirse ve onun karanlık durumu nasıl görebilirse, inanın sizin durumunuz da çok iyi biliyor ve görüyor. Ve diğer konu, Tanrı bizimle olmak istiyor, istemek istiyor. Bu hepimiz için de geçerli. Zaten ben iddia ediyorum, Sakay zaten bütün halk tarafından nefret edilen bir insan olarak neden ümit etsin ki İsa ile bir şey olacak? İnanıyorum daha önce bu haber onun kulağına geldi. Bu adam, bu mucize yaratan adam günahkarlı insanlar ile oturur. Peter bizi dün bu Ayşe hakkında anlattı. Orada buna benzeyen bir olay oldu. Bazen diyor, ona diyor, o içkili insanlar ile oturuyor, günahkarlar ile oturuyor, fahişelerle geziyor. Bu haber sadece mucize yapıyor değil, aynı zamanda bu haber onun kulağa geldi ve oradan ona bir ümit doğdu. Eğer fahişelerle konuşuyorsa belki beni de kabul eder. İsa ona diyor ki, bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Yani bu orada bir mecburiyet var. Bu bir opsiyon değil. Zamanın varsa değil, uygun ise, müsaitsen değil. Orada bir acilet var. Diretiyor. İstiyorum. Bu sizi, hepimizi teşvik edebilir. Tanrı da sana da diyor, ben seninle olmak zorundayım. Yani zorundayım, ben seninle kalmam gerekiyor. Seninle kalmam gerekiyor. Eğer Sakay ile zaman geçirmek istiyorsa, bizimle de zaman geçirmek istiyor. Biz bundan emin olabiliriz. Ama başka güzel bir şey var. Bugün, şimdi, yarın değil. Dediğim gibi bir fırsat var. Tövbe etmek için bir fırsat var. Bunu kaçırırsak bu fırsat ne zaman geri gelecek emin olmayabiliriz, olabiliriz. Emin değiliz. Olamayız. Aynı zamanda İsa diyor, olduğun gibi gel. Yani Sakay iyilik yapmak zorunda değildi. Ondan hiçbir şey beklemedi. Biz de bir şey beklemiyor. Sadece bir şey gerekli. İsa'ya güven. Ondan sonra sadece sokakta kısaca bir konuşma olmadı. Ya da bir kahvede bir sohbet olmadı. O evimize gelmek istiyor. Evimiz aynı zamanda bizim bütün hayatımızı simgeliyor. O sadece kısaca
bir sohbet, ayaküstü bir sohbet bizimle yapmak istemiyor. O bizim evimize gelmek istiyor. Bizim en özel yerimize gelmek istiyor. Bizim ya çünkü evde olduğumuz gibi davranıyoruz, değil mi? Evde herkes bizim kim olduğumuzu biliyor. Dışarıda maskeleri takabiliriz, oyun oynayabiliriz, güzel görünmeye çalışabiliriz ama evde olduğumuz gibi oluyoruz. İşte bu yere İsa gelmek istiyor. Samimiyet istiyor. Başka bir şey öğrenebiliriz. İsa Mesih ile beraber olan aynı kalamaz. İşte bu yüzden İsa'yla beraber olmak çok harika bir şey. Sakay, onun bir putu vardı. Çocukluğundan beri aradığı kabul ve sevgi ve önem görmedi insanlardan. İşte bunu zengin olduktan sonra aldı. İnsanlar ondan korktu. Çünkü onda güç vardı. O dedi, bu fiyat bunu vermeliydi. Ve Romalıların askerleriyle sözünü destekledi. Kimse ona saygısızlık yapma lüksü yoktu. İşte artık saygı duydu. Önem bir kişi olduğunu hissetti. İnsanlar yüzüne günaydın Efendimiz dediler. Arkadan da bir küfürleri duydu. Ama en azından yüzüne kadar artık kimse tükürmedi. Ve şimdi bunu onun için bir put oldu. Çünkü biliyordu bunu kaybedersem bu saygı ve bu kabul yine kaybedeceğim. Ama İsa ile tanıştıktan sonra, gerçeği fark ettikten sonra onun putu renksiz kaldı. Ve onu kırmaya razı oldu. Bunu nasıl yaptı? Parasının yarısı fakirleri dağıttı. Tıpkı ben müziğimi yok ettim gibi. Ben de putumu kırdım. Benim putum para değildi. Bu yüzden paramı dağıtmadım. Kendiliğinden oluşmadı. Rab yüreğine dokundu. İsa ile tanıştıktan sonra ondan aradı. Hep kabul ve sevgi aradı ya. İşte bu sevgi Rab'den gördü. İsa'dan gördü. O onun evine gitti ya. Yani Eriha kentinde belki 100.000 insanlar vardı bu zamanda. O da her gün havraya giden insanlar vardı. Her gün dua eden insanlar vardı. Çok iyilik yapan insanlar vardı. Halkın önünde çok saygı duyulan insanlar vardı. Ama İsa bir gün bu büyük kentine geldi. Ne belediye başkanın evine gitmedi, ne valinin evine gitmedi, benim evime geldi. Bu ona iyi geldi. İlk defa bir şey yapmadan bir kabul ve sevgi ve önem gördü. Bunu yaşadıktan sonra işte bu sahte kabul önemsiz kaldı. Ve bunu kırabildi. Gerçek hepimizi özgür kılır. Amin. Bu sıralama da önemli. Özellikle ruhsal danışmanlık yaptığımız zaman. Biz bazen insanlara diyoruz, sigaranı bırak. Değil mi? Biliyorum. Bunu duyan insanlar için bu en sıkıcı cümle.
En sıkıcı cümle bu. Çünkü o da bir put. Çünkü oradan bir şeyi alıyorsunuz. Sırf sigara değil. Herhangi bir bağımlılık. Bazı bağımlılıklar çok herkesin gözünün önünde. Maalesef sigara içenler için bunu söylüyorum. Sizin arkanızda duman çıkıyor. Ve duman çıkmasa bile biz koklayabiliriz. Ama bazı daha pis günahları var. Burnumuz ile koklamıyoruz. Gözümüz ile göremiyoruz çünkü onlar gizlide, gizlilikçide. Gizlide yapılıyor. Ama aynı zarar verici. Belki daha zarar verici. Biliyor musunuz en kötü şey affetmemek. Kin tutmak. Sevmemek. Bu sigara içmekten daha kötü. Şimdi İsa ile tanıştıktan sonra adam, demin inanıyorum İsa ona demedi. Sigara içme ya da para toplama demedi. Ama adam artık içinden bunu yapmak istemedi. İşte bu önemli. Biz insanları ilk önce İsa ile tanışmamız gerekiyor. İlk önce İsa'nın sevgisi, kabulü ve şefkatini tatması gerekiyor ki kendi putunu kırabilmek için. Ve bu putu kendilerini kıracaklar. Sen bunu 50 defa söylersin yine bu bağımlılık devam edecek. Ama İsa ile tanıştıktan sonra onun gerçeğini, onun görkemini gördükten sonra bir insan aynısı kalamaz. Amin. 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 Başka bir şey öğrenebiliriz. Ferisi olma tehlikesinden dikkat et. Ferisi olma tehlikesinden dikkat et. Ferisi nedir? Ferisi çok dindar bir Yahudi. Her şey bu yasasının harfine kadar yerine getirmeye çalışan bir insan. Ve bunu yapmayan, yargılayan bir insan. Kendisi diğer insanlardan üstün gören bir insan. Biz gördük, İsa Sakay'ın evine gittiği için birçok insanlar tarafından tepki aldı. Nasıl onun evine gidecek? Yani bizim kendimizi daha doğru kişi bulamadı mı? Böyle bir, bu insan bir peygamber olamaz. Biz de böyle insanların yanına çağırdık. Fahişelere yanında çağırdık. Yanlış yapan insanların yanında çağırdık. Toplum tarafından dışlanmış insanlar yanına çağrıldık. Çünkü İsa onun yanına gitti. Biz de gitmeliyiz. Özellikle onlara bu sevgi ve bu kabul ihtiyacı var. Ama sen korkuyorsan, eğer ben onlara görünüyorsam, benim komşum hakkıma ne diyecek? Mesela bir bayan kilisemizden bir fahişe, yani Yalova'da bilinen bir fahişe yanında giderse acaba başkası onun hakkında onlardan biri demez mi? Kesinlikle. Zaten biri kilise gittiği zaman sadece bir ziyaretçi olarak hemen komşu diyor bu adam Hristiyan oldu. Daha ziyaret etmeye geldi.
siz bizim toplumumuzu biliyorsunuz. İspat gerek yok. Görüntü yeter. Evet. Evet. Ama herkes hemen kötüyü düşünüyor. İyi de düşünebiliyor ama hemen kötü bir şey düşünüyor. Mesela bizim Kürt kardeşlerimiz var. Onlar şu anda çok insanlar onlara terörist gözüyle bakıyor. Biz onlar yanında gidersek kilise olarak belki sonra diyecekler aa kilise teröristler ile işbirlik yapıyor. Kesin. Şimdi biz bunu yapalım mı yapmayalım mı? Yapalım. Bence yapalım. Korkarsak, kaçarsak daha çok korkacağız. Evet. Ama bir ferisi olma tehlikesi var. Biz de diyebiliriz. Bu bana kötü olabilir, yapmayayım. Aynı zamanda biz de insanları yargılayabiliriz. Biz de insanları reddedebiliriz. Ben biliyorum bizim kilisemizde böyle bir şey olmadı ama toplumumuzda oluyor. Sadece farklı bir takım, futbol takım tuttuğu için başkası tarafından reddediliyor. Doğru mu? Doğru. Öldürülüyor bile. Farklı bir parti gittiği için. Karı koca boşanıyor Mikail. O da var, evet. Ne yazık ki. Farklı partiden katıldığı için biz yargılıyoruz, konuşmak da istemiyoruz. Farklı bir ırk ya da yaptıklarından dolayı biz insanları yargılayabiliriz, reddedebiliriz. Biz ferisi olmayalım. Başka bir şey. Tanrı bizi yönlendirmek istiyor. İsa dediğim gibi inanıyorum sabahtan beri yani Tanrı ile zaman geçirdikten sonra biliyordu eğer İsa kendinde bir inciye ağacının içinde benimle zaman geçirmem gereken bir adam var ve onun ismi Sakay. Bunu dua ederken duydu. Biz de bazen dua ettik. Rab bizi insanlara göstersin. Bizi mesela bir toplantıdan önce dua ediyoruz. Rab sen bugün ne yapmak istiyorsun? Beni kullan. Biz bazen hastalıklar hakkında, olaylar hakkında Rab'den bilgi alıyoruz, paylaşıyoruz ve o anda insanlar bu problemlerden üzgün oluyor. Çünkü Tanrı bizimle beraber çalışmak istiyor. Amin. Tıpkı İsa ile beraber çalıştığı gibi bizi de kullanmak istiyor. Amin. Ama ben kendim hakkında konuşuyorum. Ben bu sabah dua ettim ama Rab kimi bugün iyileştirmek istiyorsun? Ya da bana bir kişi hakkında bir bilgi sözü ver, dua etmedim. Bir fırsat kaçırdım. Dua etmeyen bir fırsat kaçırdı. Dua edelim. Rab beni bugün istediğin yere, istediğin kişinin yanına yönlendir. Ben de ona Tanrı'nın lütuf elini uzatayım. Tıpkı İsa Sakay elini uzattı gibi. Efesliler 2:10 orada Paulus diyor ki çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tekrar söylüyorum. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Orada ne öğreniyoruz? Tanrı işler hazırlıyor bizim için. O diyor bugün Mikail kullanacağım.
O bunu yapsın. Çünkü onda bu armağanlar var. Ama ben radarımı ya da sinyalimi kapatırsam o zaman inek gibi günümde yaşıyorum ve harika fırsatlardan kaçıyorum. Kaçırıyorum. Tanrı hepimizi yönlendirmek istiyor. Ve o harika işleri hepimiz için hazırladı. Tek bu zoru ben onların içinde yürüyor muyum? Yoksa uyuyor muyum? Son nokta. Tanrı bizi başkasının kurtuluşu için kullanmak istiyor. İşte İsa ne yaptı Sakay'da? Bu bizim için bir örnek. Hepimizi böylece kullanmak istiyor. Yalova'da binlerce insanla İsa tanımıyor. İstanbul'da milyonlarca insanlar onu tanımıyor. Ve karanlıkta Sakay gibi milyonlarca insanlar var. Sende bir ışık var. Ona ışık ihtiyacı var. Biz vermezsek, biz sessiz kalırsak, dua etmek çok güzel. Dua ile her şey başlıyor. Ama bizim dualarımızın ayakları lazım. Ayak yoksa bizim dualarımızın biraz boşu boşuna bir egzersiz yapmış oluyoruz. Bir duanın ayakları olması lazım. İşte en çok buna üzülüyorum. Benim çok ağır bir ayağım oldu şimdi. İstediğim gibi yürüyemiyorum. Ama bazen bu bir bahane oluyor. Bizim ağır ayak değil, ağır yürek, ağır bir beynimiz var. Biz çok şey ilgileniyoruz. Ama bu kaybolanlara değil. Ve en, biliyor musunuz, en faydasız zaman harcaması nedir? Bir kardeş ile kavga etmek. Bir kardeşle küs olmak. Bu en faydasız zaman harcaması, güç harcaması. Çünkü orada boşu boşuna uğraşıyoruz. Sevgi gösterdiği yerde biz kızıyoruz, tartışıyoruz, kütülüyoruz, eserliğimizi gidiyor, gücümüzü gidiyor. Ondan sonra tabii ki evde olurken sofada, koltukta uyuyoruz. Çünkü gücümüzü kalmıyor. Biz kimseye müjdeyi anlatma gücümüz kalmıyor. Ben şimdi benim ayağım uyuştu. Şimdi dua edelim. Bir gitarist bana lazım. Matthew olabilir. Çünkü Ali'nin elleri biraz yağlı. Şimdi dua edelim. İlk önce size aslında bu soru sordum. Ama ben biliyorum aramızda İsa Mesih daha hayatını vermeyen insanlar aramızda var. Onlara bir fırsat vermek istiyorum. Dediğim gibi Tanrı kurtarmak istiyor. Bu onun ana işi. Eksper o. Ancak o kurtarabilir. Başkası değil. Kim bugün hayatı İsa Mesih'i teslim etmek istiyor? Böyle bir fırsat kaçırmayalım. Kim bunu istiyor? Şimdi ayağa kalksın.
Hocam, sen bunu daha önce yaptın. Ama senin niyetin çok güzel. Rab zaten senin yüreğini çok seviyor. Biliyor musun Bahram amca? Benim çocukluğumda, yani hayır, benim gençliğimde ben yeni iman ettim. Ben de her zaman kalktım. Çünkü ben Tanrı'dan her şeyi istedim. Bir şey kaçırmak istemedim. Rab varsa ben bir şey istiyorum dedim. İşte bu çok güzel bir tutum. Rab seni bereket etsin. Hristiyan olduğumu söylemememi isteyen her gün bir kişi istiyor. Ve bunu söylemene gerek yok. Neden insanın sözlerini anlatıyorsun? Ne gerek var? İşte hepimiz kardeşiz. Bakın bu cesaret işi. İnsanın yolunda yürümek bir cesaret işidir. Ben eminim ki Tanrı size yardım edecek. Eğer şu anda yüreğinizde bunu ifade etme gücü bulamıyorsanız da emin olun ki bu aşamadan sonra yaşama gücünü mutlaka verecektir. Sadece küçük bir adım. Ayağa kalkmak için küçük bir adım. Yanınızdakini düşünmeyin. Önünüzdekini düşünmeyin. Buradan çıktıktan sonra karşılaşacağınız insanları düşünmeyin. Sadece İsa'yı düşünün. O hep arkanızda olacak. Ve o hep yanınızda olacak. Geçen gün Domino's'a girdim. Onun bir tabela vardı. Beni düşünüyorsun diyor. Ben de dedim ki oraya, İsa Mesih'tir, yol, gerçek ve sonsuz yaşamdır diye yazdım. Bu zaman yanımda Müslüman bir kardeşim var. Ne yapıyorsun dedi. Bir şey yapmıyorum, ilan ediyorum. Gelen herkes görsün dedim. Belime tebeşiri alıp yazdım. Güçlü olun, güçlü olun. Ve kalkın. Deyin ki ben hayatımı Rab'be veriyorum. Amin. Kim bu fırsat kullanmak istiyor? O zaman devam edelim. Bu hayat tarafından haksızlık uğrayan ve kendisi Sakay gibi küçük, yetersiz hisseden ve sonra bir put oluşturan aramızda varsa ve kim bugün onun bu putu kırmak istiyor, o da ayağa kalksın. Bakın, bir vaaz anlatmak güzel ama bir vaazın uygulaması önemli. Sanki ben biliyorum her zaman bir Sakay var. Ve Sakay bir şey aldı. O özgür oldu. Diğer insanlar bir şey almadılar. Sen Rab'den bir şey istiyorsan şimdi bir fırsat. Sen diğer insanlara düşünme. Şimdi sen sadece Rab'e bak. Çünkü o seninle buluşmak istiyor. Bu fırsatı kaçırma.